Mescid-i Aksa için bir ordu kurursa gönüllü olarak katılır mısınız? Katılırım tabi. Evet. Niye katılmayayım? Yani katılması gerekir herkesin. İslam kardeşlerimiz sonuçta Müslüman hepsi. Mescid-i Aksa için bir ordu konulsa gönüllü olarak katılır mısınız? Askeri o. Ben katılmam. Ya ben hiçbir orduya katılmam. Ben katılmazdım. Katılırım ben ya. Ben de katılırdım. Merhaba, Mescid-i Aksa ile ilgili bir ordu kurulsa bunun için gönüllü olarak katılır mısınız? Hem de %100 katılır. Giderim tabi. Tabii ki. Evet. Katılırdım ben de. Ben de katılırdım. Benim yaşım müsait değil. Ben 76 yaşındayım ama çok isterim. Olurdum. Deniz gezmiş kadar yer almayı isterdim. Tabii ki elbette yer almak isterim. Görüşümüz belli, milliyetçi bir çizgimiz var. Müslümanlık için, Türk birliği için her türlü projelerde yer almak isterim. Olur. Yani bunu bir Türk'e, bir Müslüman'a sormanız bence abes. Herkes seve seve gönülden buna katılır. Çünkü neden? Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'da seve seve gönül gönüle her türlü biz savaşa, mücadeleye gideriz. Bunu her delikanlı, her insan seve seve kabul eder. Bu konuda kimse tereddüt etmez. Mesela neler biliyorsunuz? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Tabii ki de eski Osmanlı toprakları Filistin'de. Mescid-i Aksa nasıl diyeyim? Şöyle Peygamber Efendimizin miraca çıktığı yer, Müslümanların ilk Kâbesi. Mescid-i Aksa bizim için çok kutsal bir yer. Hayır. Muhtemelen o yüzden de katılmaz. Maalesef yok. Ya bilgi falan, bilgi olarak yok. Biz de orada olsun katılmak için. Peki Mescid-i Aksa ile ilgili bir bilginiz var mı? Şu an yok. Nerede biliyor musunuz? Vallahi bilmiyorum. Onun yerini de bilmiyorum ama işte, televizyonda seyrettiğim kadarıyla orada Mescid-i Aksa'da neler olduğunu biliyorum. Bizim için çok yani, önemli. Ya çok önemli. Tabii çok önemli. Var tabii. Bu Mescid-i Aksa'da yani bunların yuvası. Orayı onlar korumak zorunda. Yani bu böyle biri gelecek, o bizimkiler susacak, böyle bir şey yok. Sadece bunu söylerim. Biz kendi yerimizi koruyamıyorsak işte böyle her şey bizim karşımıza çıkar yani. İnşallah herkes benim düşündüğüm gibi düşünür. Yani yapılacak ne varsa bir insan biraz çıkar ya, bir öne çıkar bakalım. Bu bizim ibadet yerimiz diye onun bir değeri var. Bunları da yapmak zorundalar yani. Ne bileyim ben ne zaman kurumda olmadan bilsem. Vallahi onların yanındayız biz, onların. Onlar nasılsa biz de aynıyız. Bizden olsunlar yani. Yok abla, katılırım yani. Bilmiyorum abi, katılırdım yani. Nerede? Nasıl kuruldu? Peki sizi bu düşünceye sevk eden ne? Yani sonuçta o askerlerimiz için yapıyoruz. Neden olmasın? Yok. Bilginiz var mı? Hayır. Muhakkak var tabii. Her Müslüman gibi benim de var. Bize açıklar mısınız? Mesela ne? Yahudilerle paylaşıyoruz Mescid-i Aksa'yı. Kudüs'ün bir tarafı bizim, bir tarafı onların. Onlar için de dini yer, Hristiyanlar için de ve Müslümanlar için de. Üç dinin yani, üç kutsi dinin kitabı olan, dört kitap var ama üç kitap olan dinin ibadethanesi orada. İncil, İsa'ya, Tevrat, Musa'ya, Zebur, Davut'a, Zebur diye bir kitap var ama hiç görmedik onu. Bilgimiz de yok aslında o konuda ama üç din hakkında bir miktar da olsa bilgim var yani. Çünkü Yahudilerden uzun zaman çalıştım İstanbul'da. Efendim, Ermenilerden Amasya'da, ben Amasya asıllıyım. Ermeniler vardı bizim mahallemizde çokça. Bir arada büyüdüler bizimle. İrdelerdik biz onları, itelerdik aslında ama ırkçı davranıyormuşuz o zaman. Doğru değilmiş. Allah yardımcılar olsun, ben şeylere, Filistinler aslında kızıyorum. Yaşamilere birazcık bilgim var. Zamanında Yahudilere sattılar o toprakları. Satmasalar da çok iyiydi. Şimdi onun cezasını çekiyor. Ha, Yahudilere gelince bunun cezasını onlar çekecek. O toplum biriken kini, o toplumun bir gün Yahudilerin mezarı olacak aslında. Onun için alacağını alacaklar günün birinde. Kimse kimsenin toprağını alamaz. Zamanla o toprağın sahibi orayı işgal eder. Allah yardımcılar olsun. Yahudilerin
yani Mescid-i Aksa Kudüs'te. Şu an Kudüs'ün durumu belli zaten. İsrail zalim. Yani zalimlikler aldı başını gidiyor. Bunun içinde Müslümanların çok önemli el verip birlik ve beraberlik zamanı olması gerekiyor. İsrail'i Müslümanlar tarafından çok iyi şekilde durdurmanın tek bir yolu var. Bunun için de kendi içimizdeki kavgayı bitirip birlik olup taşın altına elini koyma zamanı yani. Elimizden ne gerekiyorsa, bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için de milletimizin şu anki durumu bence hiç iç açıcı değil. Zalimlikler dediğim gibi aldı başını gidiyor. Müslümanlar kendine düşen görevi yaptığı takdirde ve duayla, Allah'ın izniyle bu esaret bitecektir diye düşünüyorum. Basından duyduğumuz kadarıyla bir bilgimiz var. Ama detaylı bir şekilde araştırmam yok tabii. İslamiyet'te. Nedeni belli zaten ya. İslamiyet. Şimdi bilinçsiz olanların belki siyasi ideolojisinden dolayı kabul etmemiş olabilirler. Onların topraklarını sattığı ve bugün bu duruma düştüğünü beyan edebilir ama şimdi dedelerinin yapmış olduğu şeylerin, hataların, yanlışların bugün torunlarının ve çocuklarının çekeceği şey değildir. Bizim de zamanında dedelerimiz yanlış yapmıştır ama onların cezalarını biz çekecek değiliz. Şimdi Filistin bizim kardeşlerimiz. Müslümandırlar. Allah aynı çatı altında bizi inşallah onlarla mekanlarımızda cennet etsin. Şunu söylüyorum, biz Filistinli olduğu için belki hani göz ardı edebiliriz ama kutsal bir mekan ve Müslümanların ilk kıblesi, Allah'a inanan her insanın mücadelesinde en önde olması lazım ve bunu düşünerek de oraya sahip çıkması lazım. Yani Filistinmiş, uyumuş, buyum. Bizim sesimizden başka ses çıkartan yok. Bakın. Bakıyoruz ki İran'a bakıyoruz, sesini çıkartmıyor. Bir Suriye'ye zaten karışmış, İran karışmış. Orta Doğu'daki kargaşa var. Ve burada tek güçlü bir lider Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve şu an sesimizi bizden başka çıkartan yok. Ve inşallah o Turan Birliği'ni kurarız da tüm dünyadaki Müslüman Türk milletlerini bir araya getirerek bu bizim üstümüzde oynanan bu oyunları kaldırırız. Çünkü gerçekten bir zulüm var. Çocuk katilleri, hani en ağır küfür etsek belki bunlara az gelir. En ağır hakareti. Çünkü söylenecek başka bir şey yok ya. Çocuklar ölmesin. İslam dünyası Amerikalıların demeyeyim Siyonistlerin elinde maşa olmuş. Kendini Müslüman zanneden o Arap kralları var ya, altın maraklı tuvaletlerde, banyolarda ihtiyaçlarını giderenler var ya, yanındaki Yemenli açlıktan ölürken kesilen, hacda kesilen kurbanları Amerikalı askerlere peşkeş çeken bizim Müslüman kardeşlerimiz, hacı abilerimizin hacca gidip kazandırdığı paraları o Yahudi, o Amerikalı bankalara yatıran, onların para kazanması için mücadele eden, kendini Müslüman sanan kafirler var ya, onlar bence Müslüman değil. Firavun, Peygamber Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benim soyum, benim kökenimden değil, benim düşüncemden gelenlerle takip edin. Arap olması onun Müslüman olduğu anlamına gelmez. Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Sınırındaki Yemen, açlıktan çocuklar ölüyor. Sen nasıl altın maraklı musluklarda abdest alabiliyorsun? Yani insanın en hakaretleri etsek yetmez. Ama Allahu Teala'nın adaleti var. Bir gün bunlar tecelli edecek. Ve inşallah inanıyorum bir gün herkes doğru yolu bulur da şu kafirlerin oyununa gelmeyiz. Emperyalistlerin, Siyonistlerin. Allah bizim sonumuzu ayırsın diyorum. Seyirgah kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.